Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Şimdi sizlerle balkonumda neler yetiştirdim, neler yetiştirebilirsiniz, biraz onlardan bahsetmek istiyorum ve hasatını yapacağız hep birlikte. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi brokoli, roka, havuç, fındık turpu, maydanoz, marul, yeşil soğan, sarımsak, patates, nane, domates, bu şekilde çeşitlendirip ekebilirsiniz arkadaşlar. Benim saksılarım 25 litrelik birçoğu. Birkaç tanesi de 34 litrelik saksılar. Toprakları da genelde ben yanlış inek gübresi bir de yumuşak bahçe toprağını karıştırarak kullanıyorum. Yazın gübre oranını birazcık daha düşürüyorum. Çünkü çabuk susuyor bitkiler. Çabuk soluyorlar. Bir günde solmalıyor. Gübre de biraz sıcak tuttuğu için fazla yakıcı oluyor. Onun için yazınkilerde biraz daha gübre miktarını düşürebiliyorum. Kışın daha çok gübre oranı yüksek oluyor. Evet arkadaşlar, maydanozları görüyorsunuz. Bu boş görmüş olduğunuz saksıda patateslerim var. Henüz çimlenmediler. Gördüğünüz gibi gayet sağlıklı görünüyorlar. Kendi hazırladığım sıvı besinlerle de destekliyorum ayrıca. Bununla ilgili kanalımda da videom mevcut. Öncelikle brokoli hasatını yapalım arkadaşlar. Brokolilerimi fidesini alıp ektim. Ben tohumdan kendim yetiştirmedim. Çünkü yazın havalar aşırı sıcak olduğu için fide yetiştirmek neredeyse imkansız. Onun için fide almayı tercih ettim. İlk etapta 4 tane brokoli aldım, ektim. 2-3 hafta sonra da 3 tane daha aldım. Onları da ektim. Çünkü hepsi aynı anda yetişmesin diye. Sizler de düşünüyorsanız ekmenizi tavsiye ederim. Ama diyelim ki bir 10 tane ekecekseniz 5 tanesini ilk etapta ekin. Bir ay sonra falan da diğer 5 tanesini ekin ki aynı anda yetişmesinler. Gördüğünüz gibi gayet güzel brokolilerim oldu arkadaşlar. Güzel gelişim gösterdiler. Bu kökleri saksıdan çıkarmıyorum, kestiğim kökleri. Sonrasında yan dal çıkarıp oradan da tekrar brokoli verecek. Tabii bu kadar büyük olmayacak ama tekrar verecekler. Zaten şu anda da saksıya bir şey ekmeyeceğim için de saksımda kalabilirler. Evet, gördüğünüz gibi gayet güzel ve sağlıklılar. Şimdi maydanoz arkadaşlar, maydanozumu şöyle şaşırtma yöntemiyle ektim ben bu yıl saksıya. Çünkü bu saksılarımda genelde biberlerim vardı. Biberlerimden de çok güzel verim aldım bu yıl. Saksıdan çıkarmadım, köklemedim yani. Maydanozları başka bir saksıya ektim. Şaşırtma yöntemiyle biberleri çıkardıktan sonra bu saksıma ektim. Evet, şimdi tere hasatı yapacağız arkadaşlar. Tereleri de normal serpme yöntemiyle ektim. 5 cm kadar toprak kapattım üzerine tohumların. Sulama, sürekli toprağı nemli tutarak bu şekilde terelerim büyüdü. Tereleri isterseniz benim gibi bıçak yardımıyla çıkarıp hasat edebilirsiniz. İsterseniz de dış yaprakları da toplayarak hasat edebilirsiniz. Ortadaki küçük yapraklar sürekli büyümekte. Ben iki şekilde de hasatını yapıyorum arkadaşlar. Seyrek ekmenizi tavsiye ederim yine. Tüm yeşillikleri seyrek ekmenizi, çok sık ekmeyin arkadaşlar. Çok sık ektiğiniz zaman güzel gelişim göstermiyorlar. Evet, marullarım da geçen yılki tohumluk bıraktığım marullardan dökülenlerden saksılarımda birer ikişer çıkmıştı. Onları tek saksıda topladım. Bu şekilde güzel büyüdüler. Ben hemen bu saksının sağ köşesine çok az ekmiştim. Onları henüz başka bir saksıya ekmedim. Birazdan göreceğiz. Gördüğünüz gibi ilk hasatım maruldu arkadaşlar. Ben bu şekilde yapraklarını kopararak hasat ediyorum. Ortadan sürekli büyüyerek geliyor yapraklar zaten. Evet, fındık turpu. Geçen yıl iki defa ekmiştim fındık turpu arkadaşlar. Bu yıl ilk hasatım henüz. Fındık turpunda direkt bu saksıya tohumlarını 3-4 santim arayla ekerek bu şekilde gelişimlerini tamamladılar. Fındık turpu da düşünüyorsanız tavsiye ederim arkadaşlar ekmenizi. Ama kontrol ederek hasat edin arkadaşlar. Hepsinin dibi aynı anda gelişmiyor. Onun için kontrol ederek hasat etmeniz lazım. Evet, gördüğünüz gibi bu şekilde saksılarım. Düşünüyorsanız bütün hepsini ekmenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Gerçekten bir evin ihtiyacını fazlasıyla karşılıyor. Brokolarım da yazdan kalma. Yazın tohuma bıraktıklarımdan dökülmüştü bunlar arkadaşlar. Henüz yine ektiğimi daha
hiç tüketmedik. Bunu tüketiyoruz ama bu saksıya da ıspanak ekeceğim. Onu da başka bir yere ektim. Fideledim yani. Rokaları bu saksıdan temizledikten sonra bu saksıya ekeceğim. Nanem de 9-10 yıldır aynı saksıda arkadaşlar. Aynı nane. Bakımını nasıl yapıyorum onu da videosunu yükleyeceğim. Domateslerim de ben tohum çok atarım saksılara. Yazın 2 tane çıkmıştı. Bu şekilde gelişim gösterdiler. 2 tane de domatesim var. Dibinde yine marullarımı ekmiştim. Evet, bu şekilde arkadaşlar benim balkonum. Sizler de düşünüyorsanız ekmenizi tavsiye ederim bu şekilde yeşilliklerinizi. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. İzlediğiniz için tekrar teşekkür ederim.